Selam, ben İlter. Bugün elimde Crab Band'e ait mixlenmeye hazır Peri Kızı adlı parça var. Mümkün olan en basit tekniklerle mix'i nasıl toparlayacağım ona bakacağız. Bakalım ne tip bir parça? Kısaca dinleyelim, bir fikrimiz olsun öncelikle. Düşümdeki peri kızı hazırladı beni hayata bağladı ipekten. Evet, parçanın devamı da bu tempoda devam ediyor. Dakikada 110 BPM, dakikada 110 vuruş. Parça 135 BPM başlıyor. Kaçıncı ölçüdeydi? 24. 24. ölçümdeydi, 25'te miydi? 25. ölçüden sonra 110 BPM'e düşüyor. Öyle devam ediyor. Tüm kayıtlar akustik enstrümanların kayıtlarından oluşuyor. Hiç MIDI ya da sanal enstrüman yok. İlk önce parçanın intro kısmına değinip kaçayım. Zira asıl uzun iş orada değil. Girişi halledip gelişmeyle uğraşalım. Mistik bir elektro gitar arpeji başlatıyor her şeyi. Daha sonra synthpad katılıyor. Ama ilk dikkat çeken şey doğal olarak elektro gitar. Onu belki daha havalı bir hale getirebiliriz. Evet, gayet güzel. Parçanın genelinde de bu hava devam ediyor. Tempo değişikliği olsa da parçanın karakteri aşağı yukarı bu. Zaten sözleri de dinlerseniz parçanın şen şakrak parti şarkısı olmadığı belli. Dolayısıyla ilk akla gelen şey gitara ve belki diğer enstrümanlara bu mistik derin havayı körükleyici efektler uygulamak. Ambiyans konusuna sonradan geleceğim ama önce reverb ayarlarına bir bakalım. Roomworks Reverb işlemcisinin Hall Arena presetinden yola çıkarak bir ayar yaptım burada. Gördüğünüz gibi reverb'in kuyruğu oldukça uzun. Şimdi introdaki elektro gitara ilk olarak bu efekti yollayacağım. Daha sonrasında da delay işlemcisiyle ilginç bir şeyler yapabiliriz. Zaten delay kullanmadan mix yaptığım olmuyor pek. Burada da Solis kanalı üzerinde denediğim bir presetin değiştirilmiş hali var. Aynı efekti başka kanallar ve kayıtlar üzerinde kullanmak iyi fikir. Hem bilgisayar işlemcisini ekonomik olarak kullanmış oluruz hem de mixte bir bütünlük sağlanır. Her neyse, intro elektro gitarını öncelikle bu iki efekti gönderelim. Sendleri açalım. İlk olarak uzun kuyruklu derin reverb. Kuyruğu 3,5 milisaniye. Ve ardından da delay. Aslında bu efektleri burada hangi sıralamada uyguladığınızın çok büyük bir önemi yok. Önemli olan kendi keyfinize göre bir ayar tutturabilmek. Bir dinleyelim efektli ve efeksiz halini. Bu efektli hali. Bu da efeksiz hali. Tabii bu arada efektleri eklediğimiz anda kanalın volüm seviyesi yükseliyor. Efektlerin içindeki mix volüm ayarlamalarına da bağlı olarak. Ama şu aşamada efektlerin sesi yükseliyor oluşu önemli değil. Önemli olan etkisini beğenip beğenmiyor olduğumuz oluşumuz. Zaten mix'in ilerleyen aşamalarında da dengeyi yerli yerine oturtacağız.
Intro'nun diğer unsurlarına bakalım. Intro kalabalık değil. Elektro gitarı daha özgür bir şekilde kurcalayabiliriz bu efektlerle. Intro'da gitar haricindeki tek enstrüman synth pad'ler. Onlar da burada. Diğer 3 kanalsa solistin intro'da yaptığı numaralar. Intro'nun bu kısmı oldukça seyrek. Dolayısıyla gitar üzerinde ilginç oynamalar da yapabilirsiniz isterseniz. Synth kanalına ne yapmışız? Basit bir high pass filter. Bazen bazı pad seslerinde sağ bas frekanslarda ilginç oynamalar oluyor. Bir kazaya yol açmamak için 50 Hz'e high pass koydum. İkinci mono, daha doğrusu stereo sesin sağdaki kanalına da aynı frekans kesmesini uyguladım. Ne olur ne olmaz diye. Bakalım gerisi nasıl? Tabii şu anda genel dengeler tam olarak yerinde değil. Kabaca bir denge var sadece. Örneğin distortion gitarlar düşük. Mix'e devam etmek için bunları biraz daha dengelemek gerekiyor. Burada bir volüm otomasyonu yapmıştım. Şimdilik onu kapatayım. Bir orijinal noktasında deneyelim bakalım. İdare eder bir seviye olacak mı? Bir kızı hazırladı. Evet, şimdilik seviyeyi idare eder. Bir dinleyelim, aksın parça. Düşümdeki peri kızı hazırladı beni hayata. Burada evet, burada bir problem var. İlk önemli davul atağında bir sarkma çekme var. Muhtemelen kayıt sırasında ipucu verecek metronom ya da ritmik öğe yoktu. Ben mikse başlamadan önce kendi projemde metronomu ayarlamıştım. Onu açıp dinleyelim bir de. Hazırladı beni. Tabii metronom olmadan da alttaki klavye arpeji aslında tempo bilgisi veriyor. Ama belki de bu partisyona sonradan karar verildi ve sonradan eklendi, bilemiyorum. Sebep her neyse, parçanın 110 vuruşa düşmesinden sonra gelen ilk atakta bir sallanma var. Onu düzeltmemiz şart. Bu davul atağına yakınlaşalım ve kesme, biçme, iteleme, kakalama işlemine girelim. Zoom yaptık ama tabii bu tip bir düzeltme işine girmeden önce benim proje ayarlarımda sabit değer olarak duran bir ayar var. Ona dikkat çekeyim. Audio edit menüsünde Snap to Zero Crossing seçeneği işaretli durumda. Bunun Türkçesi sıfır geçiş noktasına kenetli oluyor. Ses dosyaları sıfır ekseni etrafında salındığı için editleme sırasında kestiğimiz yerlerin dalgaların bir nevi bağlanma noktasında olmaması sonuçta çıkacak seste çıtırtılara neden olabiliyor.
Ama Snapto Zero Crossing seçeneği işareti ise yazılım bizim sesi sıfır ekseninden başka bir yerde kesmemize izin vermiyor. Gördüğünüz gibi. Habire oraya buraya zıplatıyor. Kestiğimde de kesim noktasının hep sıfır eksenine denk gelmesini sağlıyor. Bu da bir kolaylık. Zira bunu göz kararı yapmak çok zaman alan bir işlem olurdu. Gördüğünüz üzere seçili tüm sesler kendilerine ait sıfır eksenlerinde. Benim tercihim en yakın yerlerden kesildi. Atağın öncesindeki gereksiz boşluğu da çekip susturalım. Bazen burada sürpriz sesler kafa karıştırabiliyor. Bu gibi bir boşlukta çakmağını çıkartıp sigara yakan davulcu bile gördüm. Daha da yaklaşıp abartabiliriz aslında. Keyfim yerindeyken. İlk zıplama tomlardan birinde. Ona kadar yaklaşıp ufak bir de fade-in yapalım. Burada bir acele var. Onun önünü keselim. Hem duyarak hem çizgileri bakarak aslında neyi nereye almamız gerektiğini görmek ve duymak çok basit. Yine tüm sesler seçili. Ciddi ilk zıplamanın önünden keseyim. Aynı düşeyde değil ama. Bu kadar yakınlaştığımızda bu noktaların aynı milisaniyede olmaması duyulabilir bir sorun yaratmaz. Üçüncü zıplamaya gelelim. Ciddi terminolojide adına transient deniyor bu meridin. Yine Snap to Zero Crossing'in etkisi gördüğünüz gibi. Onu da kestik. Dördüncü atak sesine yaklaşalım. Onu da keselim. Kesilme noktaları fena değil. Şimdi bu kesitleri seslerin tepe noktalarını ritmik olarak, parçanın ritmine bağlı olarak doğru yerlere sürükleyip bırakalım. Bu grubu dörde oturtalım. Bu grubu da 3'e. Diğer kesitlere gelelim. Onu da hepsini seçelim. Bunu da buraya oturtalım. İlk vuruşta geç girmiş. Onu erkene alalım. Daha sonra bu fena değil. Biraz daha kaynak. Dinleyelim bakalım şimdi ritmik olarak doğru yerlere çekebilmiş miyiz? Düşümdeki peri kızı hazırladı beni hayata. Evet, ritmik olarak doğru. Hatta sağlamasını click track'le de alabiliriz istersek. Hazırladı beni. Fakat tabii sesleri bu şekliyle bırakmamak gerek. Boşluklar ve üst üste binmeler var. Özellikle boşlukları doldurmak şart. Nasıl olacak o? Kesme işlemimiz bozucu olmayan cinsten olduğu için kayıtların en düşük olduğu yerleri alttan tekrar kaydırarak duyulur hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi uzadıkça uzuyor. Hatta önceki zıplamalara kadar gidiyor ama bize gereken şey sadece boşlukları kapatmak. Tabii boşlukları kapatırken geçişlerin mümkün olduğunca pürüzsüz olması için bu ara bölgeye crossfade işlemini uyguluyoruz. Cubase ve Nuendo'da bilgisayar klavyesindeki X kısa yol tuşunu kullanabiliriz. Ya da aradaki seçili bölgeye iki kere tıklayarak crossfade menüsüne gidebiliriz. O menüyü merak ederseniz de kullanım kılavuzunuza bakabilirsiniz. Şimdilik X deyip geçiyorum. Aynı işlemi diğer kesitlere de uygulayalım. Nasıl duyuluyor? Ufak bir sallantı var burada. Geri alalım.
ikincisine geçelim. Seslerin tamamını beraber seçelim. X tuşuna basalım. Sonra bir sonraki. Evet, burada da bir erken vurma var. Daha doğrusu geç vurmuş fakat biz erkenleştirdik. Önceki sesleri kısaltalım. Takip eden sesi seçip uzatalım. Seslerin her iki tarafını seçip X tuşuna basalım. Crossfade. Ve şimdi de parçanın ilk ciddi downbeat, ilk ciddi vuruşu. Bunun sağlam olması şart. Bu anı da sağlamlaştıralım. İlk vuruşa da hafifçe kaydıralım. İlk vuruş oldukça önemli. Seçelim seslerin tamamını. Ve ilk tüm orkestranın beraber çalmaya başladığı ilk downbeat'i doğru yere kaydıralım. Fakat tabii takip eden sesi de kaydırmış olmayalım. Belki doğru yerde çalıyor. İlk downbeat'i sağlamlaştıralım. Nerede girdi? Ölçü başında vuracak. Seçelim sesleri tekrar. Kaydırdık. Downbeat doğru yerde vuruyor şimdi. Ha, orada bir yankılanma var gibi. Ha evet, üstteki kanalı sub kick kanallarından bir tanesi. Onu zaten hesaba katmayacağız. Susturacağım. Bu doğru yerde vuruyor mu? Seçtik. Crossfade uygulayacağım şimdi. Seçip crossfade X tuşu. İlk downbeat tamam. Takip eden atak noktalarına bakalım. Bunlar doğru yerde mi? Seçelim bunları. Uzatalım girişini. Crossfade noktasında mümkün olduğunca düşük volümde, düşük güçte seslerin olması crossfade'in daha başarılı olmasını sağlar. Dolayısıyla seçtiğimiz yer mümkün olduğunca düşük volümde kalan yerler. Onu da düzelttik. Bakalım diğer enstrümanlar ne yapıyor? Özellikle bas gitar davulla beraber giriyor mu? Aslında bas gitara da zoom yapayım. Parçanın bel kemiğini oluşturduğu için. Bas gitara ben daha önce kabaca düzeltmeler yapmıştım. Şimdi ilk notayı sağlamlaştırayım. Burada bir boşluk var. O boşluğu görsel olarak küçültmeyi tercih ediyorum ben genelde. İkinci vuruşta bir... Evet. Erken var. Crossfade'i küçültelim. İlk vuruşa bakalım. Fena değil gibi ama hala erken giriyor. Evet, bunu biraz daha geciktirelim. Evet, fena değil, bu ayar yeterli. Evet, bu ilk önemli düzeltmeleri yaptıktan sonra şimdi soliste yoğunlaşalım biraz. Bakalım orada benzer düzeltmeler gerekiyor mu? Vokal editinde benim ilk yaptığım şey volüm farklılığı olan yerleri, cümleleri, bölümleri ayırmak oluyor genelde. Proje penceresinde adına Cubase ve Nuendo'da Event denen ses kutucuklarına ufak volüm değişiklikleri uyguladım. Burada da ki solist kanalına uygulayacağımız kompresöre daha dengeli bir sinyal gönderilsin.
Örneğin burada bu event'e bir desibellik düşüş uygulamışım. Takip eden kısımdaki genel yoğunlukla uyumlu olması amacıyla. Böylece tipi ne olursa olsun uygulanan kompresör ayarları benzer sonuçları verecek. Burada da 1 desibellik düşüş var. Onun dışında başka bir edit var mı solist üzerinde? Bakıyorum. Burada da volüm. Burada. Başka edit var mı? Ha evet, burada bir kaydırma var. Bakalım o nedenmiş. Hırladı beni. Ha evet. Burada herhangi bir sebepten dolayı solistin cümleyi indirdiği yer ritmik olarak müziğin geri kalanıyla tam olarak örtüşmüyordu. O yüzden vibratolu legato kısmını kısa kestim. Onun orijinal halini müzikle beraber bir dinleyelim. Hazırladı. Erken giriyor, karara geç ulaşıyor. O yüzden bir edit var. Aslında orijinal kayıtta hazırladı doğru yerde giriyordu ama beni kısmına benim tercih ettiğim yerde inmiyordu. O yüzden orada müdahale ettim. Orada da basit bir kesme biçme operasyonu var, ona bakalım. Doğru yeri bulduktan sonra yanlış olduğunu düşündüğümüz yeri kaydıralım. Da hazırladığı biraz geciktirelim. Hazır. Biraz daha erken. Hazır. Daha da erken. Hazırladı beni. Evet, şu anda hazırladı doğru yerde. Hazırladı beni. Beni kısmıyla aslında alıp veremediğimiz yok ama onu hazırladı beni ile birleştirmek gerekiyor. Uygun yeri aslında görsel olarak sesin görüntüsünden tüyo alıp uygun bir noktaya birleştirme yapabiliriz. Burada vibrato var. Buradaki geçiş muhtemelen en doğal geçiş olacak. Yaklaşalım ona bir. Burada bir çakışma var mı? Var. Çakışma var ama küçük bir crossfade ile geçiştirebiliriz belki onu. Bakalım kulağın kolayca algılayabileceği bir terslik var mı? Hazırladı beni. Müzik içinde yok. Hazırladı beni. Hayata bağladı ipe. Bu girişi tekrar müzikle beraber dinleyelim. Solist ve müzik hep beraber oturdu doğru yere şimdi. Şimdi henüz solist kanalında kompresör ve EQ manevralarımızı yapmadan önce resimden anlayabileceğimiz bir şey var. O da kompresörden kaçmış ya da mikrofona çarpmış aşırı yüksek frekanslar. Bunlara İngilizce'de S ya da sibilant deniyor. Ben soliste ileride EQ yardımıyla bir parlaklık kazandırmayı düşündüğüm için daha henüz sinyal EQ'ya gelmeden zaten çok fazla sayıda olmayan S'lerin tümüne ufak bir volüm otomasyonu uyguladım. Neyse ki çok S, Ş sesi yok bu parçada. Parça ne bileyim peri kızı yerine örneğin seni seviyorum şapşal çapkın gibi bir şey olsaydı başka bir taktik geliştirebilirdik belki zaman kaybetmemek için. Ama gördüğünüz üzere bu parçada sorun yaratabilecek tipte ve sayıda Ç, S, Ş çınlaması yok. Bu yaptığımız otomasyonu daha sonra iptal etmek ya da seviyesini değiştirmek çok kolay. Ama bunun yanında bir de-esser'ı dikkatli ayarlayıp ses kalitesini
iyi seviyede tutmak o kadar kolay değil. Peki otomasyonu nasıl yapıyoruz? Bu da herhalde giriş seviyesi bilgilerin de giriş seviyesi oluyor. Ama buraya kadar gelmişken ondan da bahsedelim. Otomasyon bilgilerini sileyim şimdilik. Size göstermek amacıyla. Otomasyon yapmanın en kolay ve en doğal yolu mikser aracılığıyla yapılan çeşidi. Proje çalarken kanal üzerindeki W tuşuna basıp... Evet, bu arada otomasyon modunu değiştirmişim bir ara. Neyse, proje çalarken buradaki W tuşuna bastıktan sonra yapacağınız her türlü değişiklik otomasyon bilgisi olarak kaydedilecek. Kaydı durdurup R tuşuna basarsanız yazma modundan çıkartıp okuma moduna geçecek ve yaptığınız değişiklikler asıl track'in altında yapışık bir track üzerinde görüntülenecek. Bu otomasyonları mikser üzerinden yazıp değiştirebileceğiniz gibi otomasyon track'ini kullanarak da hem değişiklik hem de yeni otomasyon yazabiliyoruz. Yeni bir otomasyon noktası yaratmak gerektiğinde çizgin üstüne basmanız yeterli. Bu değişiklikler eğer burada gördüğünüz kadar esnek yapılamıyorsa muhtemelen yukarıdaki snap tuşu açık konumdadır. Onu kapatabilirsiniz. Ya da ritmik değişiklikler olsun isterseniz de o tuşu aktif hale getirebilirsiniz. Farklı quantize ayarlarında farklı noktalara atlar bu otomasyon nodları. Öyle oynayabilirsiniz yani. Neyse. Şimdilik bu değişiklikleri geri alayım eski haline. Aslında her sibilantta da otomasyon gerekmiyor belki. Ama problem yaratacak yerleri önceden işaretlemiş de oluyoruz böylece. Daha sonradan bu otomasyonda değişiklik yapmak epey pratik olur. Tabi şimdi es kalmadı soliste. Onu geri alalım. Kendininin case'ine de otomasyon uygulamışım. Bu otomasyon manevrası sadece S gibi problemli yerlerde değil, kulağa çarpan herhangi bir noktada da yapılabilir. Tek bir kuralı yok. Burada da bir otomasyon vardı gibi duruyor. Ya o kesip biçmeden kaynaklanan otomatik otomasyon notları. Yani onları da silebiliriz. Evet, intro kısmını katlayıp bir kenara koyalım. Ekran alanını daha verimli kullanmış olayım. Şimdi zamanımızın çoğunu alacak olan davul konusuna bakalım. Solo yapıp. Davul kaydı tamamen akustik. Hiç sanal bir numara yok. Ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği gibi kayıtların gain seviyesi çok yüksek olmuş. Özellikle parçanın bel kemiğini oluşturan davul gibi perküsif seslerin bu kadar yüksek gainlerle kaydedilmesi gerekmiyor. Hatta bazı durumlarda yüksek gainin işi zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Sadece davulun tek kanalını solo bıraktığımızda bakın master fader nerelere vuruyor. Her neyse. Şimdi tepeden başlayarak davul kitinin kanallarına bakalım. Bir adet derinin sesini yakından alan standart kick kanalı var. Herhalde pedalın olduğu yerden kaydedilmiş. Diğeri sub kick olarak adlandırılmış ama asıl kick'ten bir farkı yok. O yüzden de susturdum. Sonraki track'te sub kick 2 olarak adlandırılmış kayıt var. K
kick'in düşük frekanslarını mix'te desteklemek amacıyla alınmış kayıt. Kick'in temel frekanslarını sağlayan mikrofonda fazladan trompetimiz var ama ona şimdilik atlayalım. Asıl trompete gelelim. Bu snare SNR cond yazılan yer muhtemelen trompete verilmiş condenser mikrofonun etiketi oluyor. Kaza geliyorum demez. Condenser mikrofonları trompette kullanmak yapılan bir şey ama condenser mikrofonla trompet kaydederken trompetin üstündeki hi-hat'in ve altındaki kick'in kanala sızma oranı da artıyor. Trompet kanalında kick de var. Duyduğunuz gibi. O yüzden ilk uygulayacağım şey trompete gate eklemek. Gördüğünüz gibi kick şu anda kesildi. Sadece trompet geliyor. Biraz da hi-hat. Şimdi diğer davul kanallarına bakalım. Overhead 1 ve Overhead 2. Stereodur bu kayıt muhtemelen. Sol ve sağ kanal olmak üzere. Bu mikrofonlar da yüksek gain ile kaydedilmiş. Gördüğünüz gibi. Birincisini sola, ikincisini sağa yatırdım. Genelde ben davulu dinleyici pozisyonunu düşünerek panlıyorum bu arada. Bu kanalları da kendine ait overhead grup kanalı yaratıp oraya yönlendirdim. Sadece o değil tabii. Overhead, tom ve davul oda grup kanalları da var. Daha sonra tüm bunları davul ana grubuna yönlendirdim. Bu arada master clipping yapıyor. Onu kısalım biraz. Tomlara bir bakalım şimdi. İki mono tom kanalı var. Kendine ait stereo grup kanalına yönlendirdim. Tom kanalına insert olarak EQ uyguladım. Render'ın Studio EQ'su. Tom grup kanalına gelmeden önce hiçbir işlem uygulamadım tomlara. Bakalım bir high pass filtre dışında. Tom'da ciddi bir işleme yapacak olursam o değişiklikleri stereo grup üzerinde yapıyorum. Ambiance kanallarında ne var? Davul için ambiance kaydı aslında pek stereo alınmaz ama öyle alınmasının bir zararı da yok. Genelde iki mikrofonla ambiance kaydı alındığında mix sırasında esneklik sağlaması düşüncesiyle davul setine farklı uzaklıklarda konumlandırılıyor. Ama burada stereo kaydedilmiş. Sağlı sollu. Şimdi oda kanallarına bakalım. Evet, daha çok trompet duyuluyor oda mikrofonlarından. Insert olarak ne var? Kompresör var. Bu kanalları da oda mikrofonuna, oda grup kanalına yönlendirdim. Grup kanalına gitmeden önce bu iki kanala ayrı kompresörler ekledim. Onları göstereyim. Zira ambiyans kanallarını epey sıkıştırıp mix'te volüm seviyesini düşük tutmak iyi sonuçlar veriyor genelde. Burada da yüksek ratio, 5'e 1 oranında ve düşük threshold var. Maksat bu ambiyans kanalını oldukça sıkıştırmak. Patlamaları dizginleyip kuyrukları öne çıkartmak istiyoruz çünkü. Release'de yavaşsa zıplayan içerik azalır, katılmak istenen ambiyans
olduğu yerde kalır. Bu kanallarla da yapmak istediğimiz zaten o. Çünkü asıl vurucu olan sesler yakın mikrofonlamayla yakalanmış durumda. Eğer elimizde iki ayrı ambiyans kaydı varsa neden bunları farklı şekillerde işlemeyelim? Tabii şu anda faz sorunu yaratacak bir tehlike yok, ona da dikkat etmek gerek. İkinci ambiyans kanalına benzer bir kompresör uyguladım ama aynısı da olmasın. Bakalım ikinci ambiyansa verdiğim kompresör ne kadar farklı ya da farklı mı? Çok ufak bir fark var, ayar farklılığı var ama sıkıştırma oranları aynı. Bazen bu ufak işleme farklılıkları stereo genişlik hissini az da olsa olumlu yönde etkiliyor. Stereo kanala tek bir kompresör uygulamaktansa bazen bu yöntemi seçiyorum ben. Davul ana grubunu bir sola bırakalım. Toplam ambiyans seviyesini böyle grup kanalıyla oynayarak uygun yere almak en kolayı. Solo dinleyince bir şeye benzemiyor pek tabii. Şimdi bir de ambiyansta yüksek olmasını istemediğimiz yerleri EQ ile düşürelim. Kayıt odasına ve istenilen sonuca bağlı olarak değişen bir müdahale olacak yalnız bu. Yoksa her zaman orta frekansları serbest bırakıp bas ve tizleri düşürmek standart bir hareket olmayabilir. Onu belirteyim de yanlış anlaşılmayayım. Ben bu ambiyans ve parça için ambiyanstan bas ve tizleri düşürüyorum. Farklı durumlarda farklı ayarlamalar olabilir. Burada ne tip bir kaza olmuş, hazır duymuşken onu kaçırmayalım. Hangi kanal o bakalım. İlk olarak akustik gitar son drilling'i yaparken gecikmiş sanıyorum. Evet. Onu biraz öne alalım. Kestik. Öne getirdik. Crossfade yapalım. Biraz daha çekelim önüne. Bakalım. Başka nerede var kaza? Distortion ritim gitar olunca tabii görmesi zor oluyor biraz. Ama burada pek problem yokmuş gibi. Evet, demek ki akustik gitarmış suçlusu. Davula son bir bakış atalım, diğer enstrümanlara geçmeden önce. Ha, orada bir gariplik var. Davul editinde, başlangıçta yaptığımız davul editinde sanıyorum. Evet, kick 1'in işimize yaramayacak kısmını kesersem zaten sorun kalmayacak. Başlangıcını kestim. Bir de kick ve sub kick dengesine bakalım. Sub kick kaydının amacı kick'ten gelen en düşük frekansları mix'te etkileyici şekilde kullanabilmek. Onun için asıl yakın mikrofonla alınan kick ile arasında bir frekans paylaştırması yapmak ilk akla gelen olur. Bir spectrum analyzer açayım. Bu videoyu izlediğiniz sistemde düşük frekansları duyacağınız bir monitör bağlı olmayabilir. Analyzer'ı ne çok hızlı ne de çok yavaş bir ayara getireyim.
Nasıl oluyordu bu? Tepe noktasına bakmak için yavaşlatayım biraz daha. 75 Hz civarında tepe noktası. Ama kapladığı alan çok geniş. Benim duyumuma göre. Bunu şekillendirmek gerekir. Tepe noktası en düşük 9 Hz'de kalmak üzere, gerisini kestim. Aslında burası bile oldukça düşük ama amaç zaten eldeki kayıtlara en uygun frekansları dağıtmak. Şimdi analyzer'ı hızlandırayım. Şimdi daha hızlı analyzer tepki veriyor. Yüksek frekansların kick sub'da işi yok. Olanı da EQ filter ile kestik. Fakat burada dikkatli olması gereken en önemli şey düşük frekansların aynı zamanda mix'in genel gücünden de yiyor oluşu. Onu da envelope shaper ile derli toplu hale getireyim. Envelope shaper ile subkick'in kuyruğunu kısaltıyorum. Atağına 1 desibellik ufak bir ek yaptım. Sabın mümkün olduğunca çabuk vurması için. Release ayarıyla subkick'in ne kadar çabuk söneceğine böyle karar verebiliyoruz. Envelope shaper'ın etkisi yine de fazla değil. İlerleyen aşamalarda bunu mix'in geri kalanıyla beraber değerlendirmek gerek. Sırf ses üzerinde oynama yapabiliyoruz diye bu işlemleri fazla kurcalamanın da pek bir anlamı yok en nihayetinde. Ufak bir fark ama sub frekansları ne kadar çabuk söndürürsek o kadar iyi. Bakalım asıl kick ne yapıyor? Kick mikrofonunda trompet de sızıyor. Sızıntıyı trompeti gate ile keselim ya da düşürelim. Yalnız kick benim keyfime göre biraz yüksek tınlıyor. Dolayısıyla bir EQ ayarı yapmak gerekti. Biraz daha düşük frekanslara desteklemek için. Frekansına bakalım. 90-100 arasında sanıyorum. 93 Hz dedi bize analyzer. Evet, dediğim gibi benim keyfime göre biraz yüksek tınlıyor davul. Muhtemelen dışarıdan kaydedildi. Mikrofon deriye dışarıdan bakıyor muhtemelen. Ben onun altını biraz destekledim. Çünkü bas o arada geziniyor, bas gitar. O bölge bas gitar da işimize yarayacak. Tabii boost ve cutlar çok değil. 6 desibel civarında. Maksat olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye çalışmak değil, sadece ufak desteklerde bulunmak. EQ devrede. Kick'i hafif düşürmüşken atak kısmına bir sıklıkta artış sağlayalım. Evet, kick toparlandı gibi. Efektsiz dinleyelim. Bu da efektler devredeyken dedik ve ses kesildi.
kadar yeter kek için şimdilik. Sub ve genel dengesine bir bakalım. Trompete ne yapabiliriz? Trompete sızan kick'i düşürmek için gate uygulamıştık daha önce. Ben genelde elimde hyper ya da super cardioid condenser olmadığı sürece ya da ses sızıntısı özel çabalarla en düşük seviyeye düşürülmediği sürece trompete condenser mikrofon kullanmıyorum. Çünkü mix sırasında trompete ayrı bir renk katmak ya da sivriltmek zorlaşıyor. Burada da örneğin gate kullanmadan trompeti yüksek volümde tutmak pek akıllıca olmaz. Çünkü trompet kanalında kick karışıyor. Gate'in ardından bir EQ. 110 Hz altını kestim. Aslında 6 kHz civarında da ek yapıp trompeti biraz daha parlatmak mümkün ama bakalım mix'in tamamını değerlendirdiğimizde öyle bir ihtiyaç doğacak mı? Trompet tonunun son haline karar vermeden önce benim aklıma ilk gelen davul kitindeki bu trompete ayrı bir reverb uygulamak. Hep yapıla gelen bir numara. Ben hala sıkılmadım. Başlangıçta da bahsettiğim gibi sırf trompet için bir FX kanalına reverb eklemiştim. Uzun kuyruklu. Reverb time, reverb uzunluğu 3,5 saniye. Her ikinci trompet vuruşu öncesi kesilecek uzunlukta bir ayar bu. Trompet üzerindeki bu fark edilir reverb parçaya ciddi oranda hava katar. Etkileyici olur. Sugar olur. Reverb'siz olunca böyle sümsük gibi bir şey oluyor. Çok tatsız böyle. Bir de son ekleme olarak trompetin genel gövde volümünü açmadan bagetin deriye çarptığı ilk ana bir ekleme ve odaklanma sağlamak için yine envelope shaper açalım. Trompetin doğal tınlamasını serbest bırakıp reverb uygulamadan mix yapmak da mümkün tabii. O da farklı bir mix yaklaşımı. Ama ben bu parça için trompet üzerinde yapay reverb, yapay tatlandırıcı kullanmayı tercih ettim diyelim. Envelope shaper'la atak kısmını destekledim biraz. Doğal salınımı kestim. Çünkü trompete yapay bir hal vereceğimiz daha da belli oldu. Envelope shaper üzerindeki ayarlarda 1 desibel kadar artış oldu. Gerekirse fader'la düşürürüz trompet eğer fazlaysa. Trompeti bu aşamada tekrar reverb gönderelim şimdi. Ne yapıyor? İyi geçinebiliyorlar mı? Parçanın tonu mi yanılmıyorsam, o da doğrudan bas gitarın ana frekansını 82-83 civarına çekiyor. Kick'i hafiften aşağıya çekmiştik. Geri dönersek bir hatırlatma olsun. Kick'te
Kick'te desteklediğimiz ve kestiğimiz yerle Bass'ta desteklediğimiz ve kestiğimiz yerler birbirinin zıttı gördüğünüz gibi. Yukarıdaki EQ Kick'e ait EQ ayarı, alttaki de bass gitara ait. Sesleri sıkıştırmamız durumunda tabii bu ufak şekillendirmeler daha da önem kazanacak. Biraz da geleceği düşünerek yapıyoruz bu tip manevraları. Şimdi bas gitarı sıkıştıralım biraz. Özellikle pop ve rock müzikte bas gitara uygulanabilecek kompresör ve limiter ayarları epey ciddi oranlarda aslında. Kompresyon oranı oldukça yüksek. Atak ve release ayarları ise parçanın temposu ve tarzına göre değişiklikler gösteriyor. O yüzden bu ayarları hatırlamaya çalışmanın bir yararı olmaz. Çünkü her şey eldeki kayda göre değişiklik gösterecektir. Bu parçada atak hızlı, release ise yavaş. Bu da basın belli bir seviyeyi tutturması ve parça boyunca belli bir seviyenin altına düşmemesi gerektiği için. Bas eğer ritme bir katkıda bulunuyorsa tamamen farklı bir kompresyon taktiği uygulamak gerekir. Burada threshold oldukça düşük. Dolayısıyla kompresör neredeyse tüm parça boyunca bas kanalı üzerinde devreye giriyor. Kompresörün kaybettirdiği volümü de kompresör içindeki make-up gain ile telafi edebilirsiniz. Burada kompresör 9 desibellik bir gain reduction uyguladı. Ben de make-up gain'i 9 desibel kadar yükselttim. Ki AB karşılaştırması sırasında kompresörün gerçekte ne yaptığı konusunda daha iyi bir fikir elde edelim. Kompresörden sonra parça boyunca bas gitarı aynı seviyede tutabilmek için bir limiter. Alt frekanslarda parçayı ayakta tutan tek unsur bas gitar olduğu için dans müziği de değil. Dolayısıyla hoplama zıplama olmasın ve sürekli bas gitarı duyalım. Normalde bu tip bir kompresör ve limiter müdahalesi olmasa bas gitarın çok çabuk söneceği yerler var. Bir efektsiz halini dinleyelim. Evet, bu da bas gitarın üzerinde tüm efektler açıkken. Ortadaki bölüme geldik. Bass'ta da ufak tefek düzeltmeler yaptım görüldüğü üzere. Editing. Özellikle bas gitarı bu kadar görünür hale soktuktan sonra en ufak bir ritim kayması bile feci sonuçlar yaratıyor. O yüzden bu editleri önceden yaptım. Yine taktik aynı. Kesip kaydırdıktan sonra ufak crossfade'ler var. Bas gitar da yüksek gain kaydedilmiş. O yüzden özellikle orta bölümde bas gitar fader'ı ile aşırı oynamaktan ve kompresör limiter kombinasyonu ile yarattığımız sıkıştırmadan kaçmak için bu bölümdeki basın event volümünü düşürdüm epey. Çünkü bu bölümde ayrı bir hava yaratılmak istendiği ortada. Evet, 3 ayrı melodi çalan 3 ayrı ses var elimizde. Bu bölümdeki mixte dikkatli olmamız gerekiyor. Seslerden bir tanesi vokal. Diğeri gitar solo. Ve onun da üstünde bas gitar var. Şimdi tabii burada sanatçının ya da grubun yapmak istediği şeyi tahmin edip mümkün olan en güzel mixi yapmak bize düşüyor. Vokalin buradaki mırıldanmasını tiz frekanslarını abartarak yapay bir hale getirdim ben. Yalnız tabii vokale ilginç bir EQ efekti katmakla sorun çözülemiyor olabilir. Aslında diğer sesleri de susturayım şimdilik ve vokali orta pan pozisyonuna geri getireyim.
Bu EQ'suz hali. Burada da EQ devrede. Bir de bunun üzerine yüksek ratio da ayarlanmış. 4'e 1 oranında. Ve eşik seviyesi oldukça düşük. Eksi 9 desibel hatta 10 desibel gain düşüşüne neden oluyor. Atak çok hızlı değil. 14 milisaniye. Ki ilk zıplama noktaları kaçırsın kompresör. Release'de yavaş. Ki vokali belli bir seviyede tutalım. Zıplama atlama olmasın, düşükte kalmasın. Son olarak da bu mırıldanmayı tam sağıp anladım. İyice aradan çekilsin. Daha önceden de dediğim gibi bas gitar ve gitar zaten benzer notaları çalıyor. Mırıldanmayı duymak isteyen de zaten bu manevralarla duyar hale gelir. Şimdi gitarı da solo yapalım. Hepsini beraber bir dinleyelim. Evet. Bu tip durumlarda yapılabilecek şeyler aşağı yukarı bu. Ben burada bas gitarı ortada tutmayı tercih ettim. Bası bir tarafa yatırmak dengeyi bozarmış gibi geldi. Bas ortadaysa gitarı sola yatırabiliriz. Vokal de tam sağ. Bu vokalin hala ayırt edilebilir olmasını sağlarken karışıklığa neden olmaması umuduyla yapılan bir hareket tabii. Şimdi devam edelim. Burada sanki akustik gitarda rahatsızlık yaratan bir şey var gibi. Evet, orada bir EQ müdahalesi var. Akustik gitarın anlaşılırlığını ya da artikülasyonunu biraz düşürürken yüksek frekanslara bir ek var. Gitarın gövdesini aldım. Aşağıyı dolduran başka unsurlar var bu bölümde zaten. Akustik gitarı biraz böylelikle soyutlayabiliriz. Burada da solistin yaptığı geri vokalleri solo vokale bir nebze daha sağlam senkronlamak için ufak tefek kesip kaydırma işlemleri de yapmıştım. Düzeltmeleri çok abartılı bir hassasiyetle de yapmadım. Gördüğünüz gibi. Eldeki kayıt sayısı fazla değil ne de olsa. Biraz uyumsuzluk daha doğal sonuçlar elde etmeye yarıyor. Eskisi gibi de bırakılmaz. O da kelimelerin anlaşılabilirliğini kötü yönde etkiler. Küçük bir çocuğun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki seni bu kadar yanılttı. Bayan vokalleri de sola yapayım. Gölgesi küçük diye yüreğim. Küçük zannetsin. Gayet iyi. Bu vokallerin tamamını routing menüsünden tek bir grup kanalına yönlendirdim. Gördüğünüz gibi 4 tane vokal var. Onlar da tek bir vokal kanalında, grup kanalında toplanıyor. Bu grup kanalına da ilk olarak EQ ekledim. Düşük frekansları kesiyoruz burada. İşte sen burada kaybettin. Ardından kompresör. Küçük bir çocuğun gölgesi. Epey sıkıştırıyor. Ne kadar büyük olabilir ki seni bu
kadar yarıldı. Bunun da ardından chorus efekti gelecek. Ne de olsa elimizde çok sayıda vokal kaydı yok. Dört kanal vokalle şaklabanlık yapmak zararlı olmaz. Eğer elimde dörtten fazla geri vokal kaydı olsaydı izleyeceğim taktik değişik olabilirdi. Ama burada dört tane ses var elimizde. Bakalım chorus. Küçük bir çocuğun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki seni bu kadar yarıldı. Evet, ufak bir fark ama neden olmasın. Bunun ardından reverb verebiliriz. O kısma da geleceğiz bir ara. Şimdi bakalım vokallerle beraber müziğin genelini de dinleyelim. Küçük bir çocuğun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki seni bu kadar yarattı. Vokal biraz fazla burada. Gölgesi küçük diye yüreğimi küçük zannettin. İşte sen burada kay. Soliste eğer stereo efekt kullanmayı düşünüyorsam solist kanalı tek kanal olmasına rağmen yeni bir grup kanalı yaratıyorum. Ki bazen bunun başka bazı teknik avantajları da olabiliyor. Burada da solist kendine has bir grup kanalına yönlendirildi. Sesin orijinal mono kanalında hiçbir efektlendirme yok. Solist grup kanalına geleyim. Düşümdeki peri kızı hazırladı. Evet, solist kaydında tamir edilmesi gereken bir durum yok. Dolayısıyla yapacağım çok hafif tatlı tatlı desteklemek. 3500 Hz civarında bir destek var. Bir de yüksek tizlere ufak bir destek. Ve en son olarak da 70 Hz'den başlayarak yumuşak bir bass roll off düşüş. Bundan sonra da kompresör zaten. Aslında EQ'den önce de olabilirdi kompresör ama bu durumda EQ var. Bu kayıt sanıyorum devrede bir kompresör varken alınmış ya da benim edindiğim izlenim o. Dolayısıyla atak ayarını normalden biraz daha çabuk ayarlamam gerekti. Çünkü kompresörden kaçan epey bir ses vardı. Onu biraz daha çabuk ayarladım. Release ise daha yavaş. Dediğim gibi kompresör uygulanmış izlenim var. O yüzden ben de ratio düğmesini çok çevirmedim. Dolayısıyla fazla yoğun bir kompresör yok devrede. Düşümdeki peri kızı hazırladı beni hayata. Orada bir yama iyi olmamış sanıyorum. Hazırladı beni. Pıtırtı hala duyuluyor. Biraz daha genişleteyim. Beni adı beni hayat beni hazırladı beni. Belki biraz daha bir rate daha iyi olabilir burada. Beni ha, fena değil. Müzikle beraber dinlendiğinde zaten fark edilmez pek. Evet, threshold düşük. Ratio çok fazla değil demiştim. Yine de bana fena gelmiyor bu kompresör ayarı. Hiç aynada görmedin çünkü sen makyajını
Sen kendini hiç aynada görmedin. Çünkü sen makyajını hiç silmedin. Küçük bir çocuğun Küçük bir çocuğun gözyaşını Küçük bir çocuğun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki seni bu kadar yanılttı. Bir de solist sesi kadar volümü yüksek olan diğer kanallarda benim kullandığım İnsanlar bir şey var. Acıttı, o da limiter. Sözler. Kompresörden küçük kaçan. Küçük bir çocuğun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki? Ani zıplamaları dizginlemek amacıyla sadece belli yerlerde çok nadiren devreye giren bir limiter ayarı var. Küçük bir çocuğun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki? Burada sadece çok nadir zıplamalarda devreye giriyor limiter. Burada tabii bir de en başta master bass'a yerleştirdiğimiz kompresör ne yapıyor ona bir göz atalım. Vintage kompresörü kullanmıştım ben. Yani öyle gelen. Ama ayarlar hafif ayarlar. Mix'in geneline uygulanacak kompresörü mastering aşamasına bırakmak gerekiyor. Burada atak hızlı sayılır, release yavaş. Parça hızlı değil. Bu ayarlar bu parça için uygun. Fakat yine de kompresörü çok az dikkatli şekilde kullanmam faydası var. Seni bu kadar yanılttı. Gölgesi küçük diye yüreğimde mi küçük zannettin? İşte sen burada kaybettin. İnsanlar. Tam bu aşamadayken bir de reverb efektlendirmesine bakalım. FX kanalı yarattığımdan bahsetmiştim. Bahsetmiştim değil mi ya? Ambiance dediğim reverb, reverb ve delay hepsi var ne güzel. Acıttı sözler. Şu anda biraz fazlaymış gibi geliyor ama müzikle beraber dinlendiğinde bu efektler fazla değil aslında. Pabuçlar canımı çok yaktı. Sen çıplak ayakla bas toprağıma. Volüm biraz yükseldi efektler devreye girince onu kısalım. Vokallere de aynı efektleri dağıtacağım farklı oranlarda. Küçük bir çocuğun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki seni bu kadar yanılttı. Şimdi mix'in geri kalanını toplayalım. Burada sarı sarı görünen.
Overhead'lere bir parlatma ve sıkıştırma var herhalde. Bu hali oldukça kuru. Elimizde ayrı tom kanalları da olduğu için düşük frekansları uçurmanın bir sakıncası yok. Burada EQ devrede değil. Burada EQ'lu hali. Tomlar hala geliyor. Crash ziller de overhead içinde. Ardından EQ'nun ardından bir kompresörle sıkıştıralım. Ki ani çatlama patlama yapmasın ziller. Overhead kanallarını kompresörle ihlileştirmek. Evet, 8'e 1. Epey yüksek oran. Threshold da epey yüksek, düşük. Ama parça karakteri gereği bu tip sesler ufak bir vahşilik istiyor. En nihayetinde Celine Dion mixlemiyoruz. Tabii de limiter de var ama o pek bir iş yapmıyor gibi görünüyor. Olsun varsa kaçırsın. Bu efektlerin ardından da kanal üzerinde EQ ayarı var ki kompresörün sıkıştırdığı fazla tizleri EQ bir ölçüde yumuşatsın. Bir de ambiyans niyetine efekt kanallarında ne kullanmışım? Overhead efekt kanalına bakalım. Overhead'e evet Los Angeles'taki salona götürmüşüm. Reverb'ün kuyruğu uzun. Ama kanallara gönderdiğim reverb volümü epey düşük. Send seviyesi düşük. Maksat duyulabilir bir efekt değil, sadece bir etki yaratmak. Overhead'den sonra tomlara bir bakalım. Burada 110 Hz'e ciddi bir ekleme var. Düşük frekanslarda bariz bir zayıflık var çünkü. Onun dışında da tomların atak kısmına 5 kHz yakınlarında bir destek. Sonra ne yapabiliriz? Biraz ambiyans katabiliriz örneğin. Daha sonra da kanal üzerindeki EQ ile son bir düşük frekans düşüşü. Bir de davulun oda ambiyansı kanalına bakalım. Odadan gelen ses zaten dağınık olduğu için ambiyans eklemeye pek gerek yok. Ambiyansın kendi ambiyansı. Bir bakalım genel dengesine davulun. Bu parçada oda mikrofonunu aksiden yelpazede kullanmayı düşündüğüm yer daha çok orta frekanslar benim. O yüzden odadaki bas ve tizleri düşürdüm. Bahsetmiştim miydim ben buradan? Neyse. Spectrum Analyzer'a beraber bir bakalım. Aslında ölçeyi de bir değiştireyim. Göstergede kırmızı kırmızı olsun. Renkli renkli. Gitarın çıkışına da son bir EQ darbesi. Bir de davulun genel seviyesine bakayım. (Gülüyor)
Evet, şimdilik idare eder. Şimdi gitarlara bir bakalım. Gitar grup kanalından önce asıl kanallara bir bakalım. Burada bir iki EQ ayarı var. Distortion gitarın alt frekanslarını temizlerken temel frekanslarını tamamen kaybetmemek ve daha sıkı bir hale getirmek için burada yüksek Q'lu bir shelving filter var. Tüm diğer distortion gitarlarda benzerlerini uyguladım. Bunda gitarın nazal bölümünde ufak bir düşüş de var ayrıca. Ton hoşuma gitmemiş demek ki. Ve yüksek tizde de bir yuvarlatma var. EQ'suz, EQ'lu. Tam sol yapalım bunu. İkinci distortion'da da bir öncekine benzer bir EQ ayarı var. Gövde katarak baslar kesildi. Onun dışında düşük midlerde bir düşüş var. Bir de sevimsiz frekansların ayıklanması. Bunu da tam sağ yapalım. Şimdi gitar grup kanalındaki manevralar. Aslında özellikle distortion efekti ve amfi çıkışından olmuş elektrik gitarlarda dinamik zenginlik olmuyor zaten. Ama özellikle bu parçanın bu bölümünde düzenlemede bas gitar ve distortion gitarlardan başka mix'e şık bir şekilde güç katacak başka bir unsur yok. O yüzden doğal olarak çarpıtılmış bu sesi biraz daha sıkıştırmak iyi sonuç verebiliyor bazen. Tek başına dinlersiniz iyi olmaz belki ama müzik için de iyi olabilir. Ratio düşük. Release yalnız fazla yavaş. Onu kısaltayım. Bu kadar sıkıştırmanın ardından son şekillendirme işlemcisi 2 kHz civarına gelen bir EQ Boost. Bu da sıkıştırdığımız gitarların mix içinde biraz daha aradan sıyrılıp ortaya fırlamasına katkısı olabilir. Fakat boost ya da ekleme fazla değil ve Q epey düşük. Ne kadar büyük, küçük. Şimdi bu gitarları biraz daha ambiyans ekleyelim. Belli belirsiz. Thank you.
klavyeli çalgılardan hiç bahsetmedik ama mix'te zorluk çıkartacak ya da huzursuzluk yaratacak bir şey çalmıyorlar. Olsa olsa gözden kaçabilecek düşük frekansları kolaçan etmişimdir. Evet. Ne olur ne olmaz hesabı 50 Hz altını kestim. Bazen özellikle pad sesler abartılı düşük frekanslar yaratabiliyor, sentezleyebiliyor. Onun dışında klavyeler aranje iyi yapıldığı için sorun yaratmayan cinsten. İnsanlar acıttı söz. Mix'in ufak tefek detaylarına geçmeden önce Davul Grup kanalına bir bakalım ve o faslı kapatayım artık. Burada davulun geneline bir kompresör var. Threshold epey yüksek ki kompresör düşük volümdeki sesleri yakalayamasın. Ratio biraz yüksek. O da hafiften bir limiter gibi davranıyor. Maksat algılayamadığımız çabuk tepeleri, çabuk peakleri bu kompresörün dizginlemesi biraz da olsa. Atak ve release'ler oldukça çabuk. Seslerin vurmalı etkisini yememek için o da. Haberi de 78 Hz'de bir düşme var. Bas gitarın ilk oktavına denk gelen yer. R'ın biraz aşağısı. Bas gitara çabucak bir bakış atalım. Onda 78-86 Hz arasında bir etki yok. Çünkü bas gitardan çıkan ses zaten ağırlıkta yeterli. Master Bass'taki kompresör alemde birkaç zıplama olmuş burada. Onu düzeltelim. Clipping var. Hala var. Giriş seviyesini düşüreyim kompresörün. Seviyeler şu anda yerine oturmaya başladı gibi. Akustik gitarlar. Akustik gitarda da bir kompresör var. İkinci akustik gitarda da benzer bir ayar. Hafiften de bunlara ambiyans katayım. Çalan elektro gitarlar. Ambiyans ekleyelim. Bunda
yapaylaştırdığım akustik gitar gövdesini almıştım. Loop şeklinde çalıyor. Dolayısıyla ne yaptığının tam olarak anlaşılmasından ziyade hissedilebilmesi tercih ettim. Ayak izin kalsın ruhumda. Küçük bir çocuk. Şimdi mix neredeyse bitti gibi ama bir numara katabilir miyiz ona bakalım. Ya da makyaj yapalım. Ne kalmış burada geriye? Solo gitar. Solo gitarda ufak bir EQ eklemesi var. Desteği var. Onun dışında duyulabilir bir reverb ekleyelim. Etkileyici olsun. Master Bass'taki kompresörün girişi yine clipping yapmış. Evet, burada da bir numara vardı sahi. Burada hassas bir durum var. Genellikle özellikle gitaristler gitarlarını feedback'e sokmayı çok sever. Ben de severim. Bu da güzel ve yaratıcı bir şekilde kullanılabiliyor ama bu feedback'in fazlası dinleyiciyi rahatsız ediyor. Onu da volüm otomasyonuyla kontrol altına alabiliriz. Belli belirsiz ama duyulan bir seviye. Genelde güvenli seviye oluyor. Düşümdeki peri kızı hazırladı beni hayata. Burada ne var? İki ek crash zili ekledim. Sebebi de davul kaydı bu ara bölgede olması gerekenden daha erken bir yerde durdurulmuş. Kayıt bu kadar. Export sırasında kolaylık olması için tüm kanal mixdown yapılmış ama orijinal kayıtta davul burada erken susuyor. Tam burada davul kaydı bitiyor. Bu durumu dinleyiciye fark ettirmemek için ben elimdeki sample'lar arasından iki crash zili seçip mix ekledim. Eklediğim sample zillerin atak kısmına ufak bir fade-in yaptım ki anlık aşırı bir zil, crash zili yüklemesi olmasın. O da rahatsız edici çünkü. Kaybettim.
Burada da böyle bir oyun var. Efektlendirdiğim için reverb kuyruğuyla beraber duyuyoruz. O reverb'ü ya otomasyonla reverb'leri kesebiliriz ya da mastering sırasında o kısım susturulabilir. Tahminimce bitişte tam sessizlik tercih ediyor Crab Band. O yüzden o oyunu sonradan unutmamak için siz otomasyonla halledebilirsiniz. Ama ben bu video gereğinden fazla uzadığı için o kısmı atlıyorum şimdilik. Son olarak bu mixte solistin üzerindeki efektlendirme üzerinde uğraşalım biraz da. Zaman zaman parçada solistin bıraktığı boşluklar var. O boşlukları çok da bozmadan delay gibi efektlerle değerlendirebiliriz örneğin. FX kanallarından birine en başta delay eklemiştim. Sonradan kullanmak üzere. Parça hızlı olmadığı için yavaş delay tekrarları kullanabiliriz. O delay'ler solistin söylemediği yerlerde devreye girebilir örneğin. Fakat tabii boşluk doldurayım derken de her tarafı delay ile doldurmamak için delay işlemcisini otomasyonla kumanda edilebilir bir halde kullanalım. Bu mix için en azından. Örneğin burada sakin bölümden sonra İnsanlar acıttı sözler giydiğim kelimesi var. Giydim. Ve bence tam bu nokta delay'e müsait. Bakalım. Giydim. Orada şu anda delay yok ama ben duyar gibiyim. Şimdi amaç onu size de duyurmak. Giydim. Otomasyona hazırlayayım. Tabii aslında burada bir otomasyon var. Hazır elimde solist grup kanalı varken bu yapacağım otomasyonu da asıl kanal üzerinde değil de aslında grup kanalı üzerinde yapmamız daha akıllıca olur. Onun için solisti yönlendirdiğim grup kanalına gideyim. Otomasyonu orada yapayım. R tuşuna basayım. Read önceden kaydettiğim otomasyon bilgisi okunur hale gelsin. Evet. Burada önceden yazdığım otomasyon bilgisi var. Burada delay send seviyesi kontrollü bir şekilde yükselip sıfıra düşüyor. Hatta ben otomasyon bilgisini yeşil yapayım örneğin. Daha görünür olsun. İnsanlar acıttı sözler. Kör etti. Giydim. Hatta send seviyesini şimdi abartalım. Dinlemesi, anlaması daha kolay olsun. Giydim. Pabuçlar canımı çok yaktı. Sen çıplak ayakla bas toprağıma. Giydim. Evet, bunlar send ile gönderdiğimiz dileğler. Giydim. Mikser'e bakalım. Sendler yüklü. Evet, açık. Pabuçlar canımı çok yaktı. Track aranjör penceresinde de bu değişiklikleri değişik yaptığınız yolun altında görebilirsiniz. Çok yaktı. Ben şimdi eski ayarlarımı geri döneyim. Giydim. Pabuçlar canımı çok yaktı. Ucun gölgesi. Ucun gölgesi ne kadar büyük olabilir ki? Bakışını
hiç silmedin. Küçük bir çocuğun gölgesi. Parça boyunca solist üzerinde belli belirsiz bir delay var. Bazı anlarda hiç delay yok, diğerlerinde ise duyulabilecek kadar yüksek. Bunun da bir kuralı yok. Nasıl istiyorsanız öyle efektlendirebilirsiniz. Tamamen keyfe gider bir durum. İnsanlar acıttı, sözler kör etti. Giydim pabuçlar, canımı çok yaktı. Sen çıplak ayakla bas toprama. Bırak ayak. Aslında burası da abartmaya uygun bir yer. Açalım biraz daha. Toprama. Bırak ayak izin kalsın ruhumda. Gölgesi var yanıltı. Kick'te son bir çırpınış. Biraz daha ağır ve pes bir kick olabilir belki. Kick'in üstünde de trompetin dolaştığı aralıkta bir düşme ile herhalde en basit şekilde böyle bir son ayar yapabiliriz. Çünkü bizde bu frekanslar gerekmiyor kick'te. Master Bass'taki kompresörü son bir kez kontrol edelim. Tatlı tatlı dokunuyor o da. Evet, aşağı yukarı bu. Master Fader üzerinde gördüğümüz tepe noktalarında peakleri de düşük seviyelerde tutarsak parça mastering'e hazır hale gelmiş demektir. Bu mix'i tabii ki daha iyi bir hale getirmek mümkün ama kendi ev stüdyosunda kendi mixlerini yapan meraklılara verebileceğim başlangıç seviyesi tavsiyeler bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve bir işinize yarar. Parçasını bizle paylaşan Crab Band'e teşekkür eder. Bir başka videoda yine ilterkalkancı.net'te buluşmak üzere esenlikler dilerim efendim.